Seçime giriyoruz, savaşa girmiyoruz. Seçmenlere şunu söylemek istiyoruz. Doğru kimden gelirse gelsin biz destekleriz dedik. Ortaklaştığımız noktalar var. Özellikle Kürt meselesi noktasında. Göreceksiniz 14 Mayıs'tan sonra malum seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Bu süre zarfında bütün partiler yoğun bir şekilde çalışmalarına başladılar. 9 Nisan itibariyle de inşallah seçim aday listeleri belli olacak. Bu aday listelerin belli olmasıyla beraber de daha yoğunlaşmış bir çalışma sürecine partiler girmiş olacak. Genel olarak seçimlerle ilgili biz şunu söylüyoruz İDAPAR olarak, seçimler bir yarıştır. Seçime giriyoruz, savaşa girmiyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca söylemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kimin hangi ittifakla beraber hareket ettiği, hangi ittifaka girdiği kendi partilerinin tercihidir. Biz bu noktada hiç kimseyi neden falanca partiyle ittifak yaptınız, neden falanca ittifak içerisinde yer aldığınız gibi bir sorgulama içerisine girmeyiz. Kendi değerleriyle, kendi ilkeleriyle, kendi duruşlarıyla uygun olan bir ittifakı seçerler ve bu ittifak içerisinde çalışmalarını sürdürürler. Bizim ittifaklara bakış açımız budur. Milletvekili meclis seçimleri noktasında kendi logomuzda herhangi bir ittifak içerisinde yer almaksızın girmiştik. Bu dönem yine Cumhurbaşkanı adayını yani Sayın Erdoğan'ı destekleme noktasında kararımızı açıkladık. Meclise ise AK Parti listelerinden girme kararı aldık meclis seçimlerine. Dolayısıyla burada bu ittifakı mümkün olduğunca genişletmek gerekiyor kanaatindeyim. Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak içerisinde yer alması şüphesiz ki ittifaka güç verecektir. Ancak onlar kendi logolarıyla girecekler. Bunun takdiri kendilerindedir. Artık alacakları oy sayısına göre milletvekili ne kadar çıkarırlar çıkarmazlar. Değerlendirmeleri şu anda onlara kalmış bir şey. Bizim Hüdapar olarak yapmış olduğumuz değerlendirmelerde listelerden girmenin milletvekili noktasında daha fazla fayda sağlayacağı kanaatine vardığımızdan dolayı bir karar aldık. Biz kurulduğumuzdan bu yana doğruya doğru, yanlışa yanlış siyasetini uyguladık. Yani yapıcı anlamda bir siyaset yürüttük. Doğru kimden gelirse gelsin biz destekleriz dedik. Yani bu ister AK Parti'den gelsin, ister CHP'den gelsin, ister HDP'den veya başka bir partiden hiç önemli değil bu. Yanlış da kimden gelirse gelsin biz bunu eleştireceğiz, karşısında duracağız dedik. Her bir kararı beğenmeyen olacaktır, kabul etmeyen olacaktır. Bu noktada hani buna çok da müdahale etme durumu söz konusu değil ama genel anlamda tabanımızın isteği ve yönlendirmesi ittifak içerisinde yer alıp ittifakla beraber hareket etme şeklindedir. Malum %7'lik bir baraj söz konusudur. Bu baraj şu an için aşma durumu parti olarak girdiğinizde mümkün değil. Ama listelerden girme durumunda belli yerlerde belli sayıda milletvekili ile temsil edilme durumu söz konusu olur. Bu da Hüdapar'a ilerisi açısından söylemlerinin halka ulaşması açısından çok ciddi bir yarar sağlayacaktır. HDP siyasal ve yasal bir partidir. Seçim beyannamelerine bakıldığında aynı pencereden meselelere bakmadığımız açık, aşikar. Bizler İslam'ı kendine ölçü alan, kararını verirken bu çerçevede değerlendiren bir partiyiz. Onlar ise daha çok sol bir cenahtan, sol bir görüş açısıyla meseleleri değerlendiriyorlar. Dolayısıyla gündeme, birçok meseleye bakış açımız birbirimizden tamamen farklı. Ortaklaştığımız noktalar var. Özellikle Kürt meselesi noktasında. Ama onun dışındaki birçok noktada genel yani olarak, çoğunluk olarak meselelere bakış açılarımız birbirimizden çok çok farklıdır. Seçim odaklı çalışan bir parti değiliz. Yani sadece seçim dönemi çalışmalarını başlayıp işte aradaki birkaç ay içerisinde sonlandıran bir parti değiliz. Yani biz sürekli bir şekilde halk içerisinde yer alan esnaf ziyaretleri, aile ziyaretleri, aile büyüğü ziyaretleri, muhtar ziyaretleri gibi halkın genel sorunları, yereldeki sorunlar, belediye anlamında sorunlar, valiliği ilgilendiren sorunlar, yani yerel siyaset anlamında özellikle Van olarak
Biz sürekli olarak alandayız, fakat seçim döneminde bu biraz daha yoğunlaşıyor. İşin gerçeği bu. Adaylık noktasında genel bizim parti olarak girmediğimiz için normal adaylık başvurusu almadık. AK Parti listelerinden gireceğiz. Bu noktada genel merkezimiz tabanıyla bizlerle istişarelerini yaptı. Önerilerimizi sunduk. Onlar da kendilerine göre değerlendirecekler. Eğer Van'da AK Parti listelerinden yer verilirse Hüdapar'a, genel merkezinin belirleyeceği aday o listeden yer alacaktır. Seçmenlere şunu söylemek istiyoruz. Komşuluk ilişkilerinizi koruyun. Hak ve hukukunuzu koruyun. Göreceksiniz 14 Mayıs'tan sonra bütün siyasiler, seçilen milletvekilleri, partileri mahallelerinizden, sokaklarınızdan çekilecek. Kendi gündemlerine gidecek ve siz yine kendi komşunuzla, eşinizle, dostunuzla baş başa kalacaksınız.